Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Vivi. Bugün sizlere Rust'a yeni başlayanlar veya başlayacaklar için öğretici video çekiyorum. Bu videoyu dikkatle dinleyin. Bu videodaki her şeyi, her şeyi tam olarak anlarsanız yeni başlamış birine göre gerçekten çok yüksek bilgiyle oyuna başlayacaksınız ve bu size çok büyük kolaylık sağlayacak. İlk olarak temel şeylerden başlayalım. Arkadaşlar oyun bir survival oyunu, yani hayatta kalma oyunu. Oyunda hayatta kalmanız için gereken şeyler yiyecek ve base ilk olarak bunlar. Oyundaki en temel iki şey yiyecek ve yerleşim yeri, yani base yapmak. Bunlar kolay şeyler, zaten basit şeyler. Önce yemeği nereden bulacağınızdan bahsedeyim. Loot bölgelerinin etrafında hayvanları kesip yiyerek veya da göl, nehir kenarlarında meyve toplayarak bulabilirsiniz yemeklerinizi. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü ben oyuna ilk başladığım zamanlar sürekli açlıktan ölüyordum. Hani belki bu sorunu yaşayanlardır aranızda. İşte ikinci şey, base'e geçelim. Arkadaşlar YouTube'da bir sürü base çeşitleri falan gibisinden videolar var. Hani isterseniz size yeni başlayanlar için işte starter base'leri gösterebilirim başka bir videoda. Yorumlara belirtirseniz hepsini göstereceğim, güzel base'leri. Ama YouTube'a dediğim gibi base design yazarsanız Rust base design, solo, duo bir sürü video çıkıyor. Şimdi base'inizi de attıktan sonra gelişmeniz için gereken şey, ikinci madde, loot bölgeleri. Arkadaşlar oyunda çok fazla loot bölgesi var. Radyasyon ve radyasyonlu ve radyasyon olmayan bölgeler var. Şimdi radyasyonsuz bölgeler var. Yani bu ne demek? İşte üstünüzde herhangi bir kıyafet yok. Çıplak gidip lootlayabileceğiniz yerler var. Ve radyasyonlu yerler var. İşte genelde 11 radyasyon yaptığınızda bütün yerlere girebilirsiniz. Böyle birkaç istisnai yerler hariç, işte bazı yerler 25 radyasyon ister, bazı yerler 50 radyasyon ister. Ve 50 radyasyonunuz olsa bile radyasyon yiyeceğiniz yerler vardır. Çok fazla duramazsınız orada. Loot alanlarından alabileceğiniz şeyler, silahlar, scrap, component ve yani bir sürü, neredeyse oyunda gelişmenizi sağlayan her şey loot alanlarından çıkıyor. Launch site, işte su arıtma tesisi, kanalizasyon gibi yerlerden çıkıyor. Şimdi buralar nasıl lootlanır? Eskiden buralar direkt yürüyüp lootlayabildiğiniz yerlerdi. Fakat şu anda öyle değil. Kart ve fuse gerekiyor. Elektrik sigortası ve yeşil kart, mavi kart ve kırmızı kart. 3 adet kart var oyunda. Bu kartları kullanarak lootlayabiliyorsunuz. Her yerin kendine özel kartı var. İşte kanalizasyon şebekesi yeşil kart, su arıtma mavi kart, launch kırmızı kart. Bu şekilde yerleri lootlamanız için bu şekilde kartlar gerekiyor. Şimdi bu kartları nereden bulursunuz onu söyleyeyim. Arkadaşlar yeşil kart kestiğiniz botlardan, starter loot alanlarının, işte süpermarket, deniz feneri gibi yerlerde yeşil kart bulabilirsiniz. Yeşil kartı bulduktan sonra mavi kartı almanız için gidip yeşil kartla bir yeri lootlamanız lazım. Lootladığınız yerden mavi kart çıkar. Mavi kartla gittiğiniz lootladığınızda kırmızı kart çıkar. Bu şekilde alıyorsunuz. Loot bölgeleri bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üçüncü olarak askeri loot bölgeleri diyorum ben buna. Yani PvP ile silah kullanarak lootlayacağınız yerler var, bot keserek. Buralara oildrik gemi deniliyor. Oildrik ve oyunda gemi var. Oildrikler her serverda iki tane olur. Bir küçük, bir de büyük oildrik. Büyüğü lootlaması daha zordur. Daha çok loot çıkar, daha çok bot vardır. Küçüğü lootlaması daha kolaydır. Yine yeni gelen bir güncelleme ile oildrikleri kırmızı kart ile lootluyoruz arkadaşlar. Kırmızı kartınız yoksa oildrik'e gitmeyin. Ve oyunda gemi var dediğim gibi. Gemi 3 tane crate oluyor. Gemi oyundaki şu an en iyi loot gemi veriyor arkadaşlar. Oyundaki en iyi loot gemide. 3 tane kilitli sandık açıyorsunuz ve üçünden de yani çok iyi lootlar çıkabilir. Ama gemi lootlaması daha zor. Gidiyorsunuz, botları kesiyorsunuz, fakat bütün map'i dolaştığı için size adam gelme ihtimali daha fazla. O yüzden hani oyuna yeni başladıysanız gemi almanız biraz zor olabilir. Bu bölgelerden de bahsettik. Şimdi kaçıncıdayız? 5. madde. 5. olarak araçlar arkadaşlar. Pardon, 4. madde araçlar. Oyunda birkaç çeşit araç var. Çok fazla bir araç yok. Bu ilerideki güncellemelerde araba gelecek. Bu araçların sayısı artacak. Haberiniz olsun. İlk olarak helilerden bahsedeyim. Bir küçük, bir de büyük minikopter var sürebildiğiniz oyunda. Helikopter var daha doğrusu. Minikopter demeyeyim. Birisi hızlı uçar. İşte minikopter, yani biliyorsunuzdur oyunu oynadıysanız. Bilmeyenler için de söylüyorum. Bir adet minikopter var. Bir adet de büyük scrap heli var. Scrap heli 20 kişiden fazla, 20 kişiye kadar, tam hatırlamıyorum kaç olduğunu, 20 kişiye kadar binebiliyorsunuz. Minikoptere ise 2 kişi binip daha hızlı bir şekilde her yere gidebiliyorsunuz. Artı olarak oyunda tekneler var arkadaşlar. Bir büyük ve bir küçük olarak tekne var. Büyük tekne daha çok yakıt yiyor, daha hızlı gidiyor. Küçük tekne de tam tersi. Bir de canlı taşıt olarak da at var arkadaşlar oyunda.
Hani atlar da yemek ile beslenerek staminasını dolduruyor ve atları daha hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar, beşinci olarak biyomlar, yani oyundaki kar, yeşillik ve çöl biyomları. Bu biyomların özelliklerini size söyleyeyim. Arkadaşlar, yeşillikte bilgisayarınız iyi değilse yeşilliğe kurulmanızı önermiyorum. Çünkü 40-50 FPS alıyorsanız yeşillikte, kara gittiğinizde neredeyse iki katına çıkıyor. Yeşilliğe bilgisayarınız kötüyse kullanmayın kesinlikle. Şimdi özelliklerine geçelim. Arkadaşlar, yeşillikte çok fazla taş çıkar. İşte ağaç çok boldur. Soğuk yemezsiniz. Yemek boldur. Hele ki göl kenarlarındaysanız. Yeşilliğin özellikleri bu şekilde. Yani çok fazla bir özelliği yok dediğim gibi. Kara geçtiğimizde ise karda arkadaşlar maden olarak taş, metal ve sülfür olarak gerçekten çok fazla maden çıkıyor. Bu arada yeşillikte taş var dedim. Hani sadece fazla taş çıkıyor. Hani metal veya sülfür çıkmıyor. Taş sadece, maden olarak demedim yeşilliktekini. Çöl biyomunda ise yine çok yeni değil ama çok eski de olmayan devasa kazıcı çukuru var. Devasa kazıcı çukuru da şu şekilde arkadaşlar. İçine yakıt koyuyorsunuz ve dönüyor. Size işte metal, taş veya HQ, hangisini seçiyorsanız bunları kasıyor. Hani çölün pek bir esprisi yok. Hayvan çok olur çölde. Maden hani normal seviyededir. Haberiniz olsun. Şimdi oyundaki en önemli noktaya geldik. Arkadaşlar, oyunda bunları yaptınız. Çok güzel. Bunlar hızlı bir şekilde yapılabilecek, öğrenebilecek şeyler. Oyundaki en zor olay silah kullanmak. Oyundaki silahların recoil'leri diğer oyunlara kıyasla çok farklı ve oyuna bir crosshair yok. Oyununuzda CSGO, Valorant gibi oyunlardaki gibi crosshair yok ortada. Bildiğiniz silahla nişan alarak sıkıyorsunuz ve bu çok farklı bir recoil deneyimi yaşatıyor sizlere. Oyundaki birkaç recoil'den bahsedelim. Öncelikle AK'den bahsedeyim. Arkadaşlar, eğer oyunu başladıysanız ve AK eğer hiç sıktıysanız, yeni başladıysanız ve AK ile ateş ettiyseniz AK'nin mermilerinin nereye gittiğini görmüşsünüzdür. AK ve MP5 oyundaki spreyler en zor silahlar. Bu silahları eğer oyuna yeni başladıysanız kullanmanız biraz zor. Hani oyuna yeni başladıysanız ve spreyinizi daha geliştirmediyseniz bu silahları kullanmamanızı öneriyorum. Daha sonrasında kullanabileceğiniz daha basit silahlar arkadaşlar, SMG, Thompson, özellikle sprey kontrol olarak en kolay silahlar. Neredeyse ikisinin de spreyi benziyor birbirine. Hani birini öğrendiyseniz diğeriyle de sıkabilirsiniz. Neredeyse dümdüz aşağı çekiyormuş gibi, hani sol sağ sol sağ yapıyorsunuz. Şimdi bu Thompson ve SMG silahlar. Bir tane de size birkaç tane de 5'erli 6'lı silah söyleyeyim. Arkadaşlar, LR300 spreyi çok zor değil ve güçlü bir silahtır. Hani taarruz tüfeği olarak LR300'ü kullanabilirsiniz. Oyuna yeni başladıysanız daha kolaydır spreyi. Artı olarak yarı oto var arkadaşlar. Tek tek sıktığınız, hani sprey yok, sadece tek ters sıkışta bir kere aşağı çektiğiniz bir recoil kontrole sahip. Hani geri kalan silahlarda zaten işte tabanca falan, tek tek sıktığınız tabancalar falan filan. Daha ileri seviye olarak da oyunda M249 var. Hani onunla spreyi çok zor değil. Sadece dümdüz aşağı çekiyorsunuz. Bu en zor iki sprey olan silahların spreylerini şu anda ekranda siz görüyorsunuz. AK'yi ve MP5'i görüyorsunuz. Bu spreyleri arkadaşlar aşağıya bir IP bırakacağım. IP'si, server IP'si. Bu server'a girerek düz şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi benim gibi botlara sıkarak spreyinizi alıştırabilirsiniz. Oyunda başka bahsedebileceğimiz pek bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar, bu şekildeydi. Spray kontrol ve dediğim gibi videonun başında base design'larını farklı bir videoda göstermeyi istiyorsanız arkadaşlar, like atıp yorumlara başka bir videoyla çekebilirsin yazarsanız, başka bir videoda da bu şekilde şeylere tek tek ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım yeni başlayacak ve başlamış insanlar için biraz yardımım dokunmuştur. Görüşürüz.